Uzak bir köyden tek başına çıkıp gelen Deli Şakir, orta mahalle yolunun çarşı başlangıcında bulunan evimizin arka tarafındaki eski, yıkık, boş bir evde kalıyordu. Kimseye zararı dokunmayan, kendi kendine konuşan biriydi. Ve el örgüsü yaptığı sepetlerinden kazandığı parayla geçinmeye çalışıyordu. Ortaokul günlerimizde arkadaşlarla oturup konuştuğumuz yerin karşısındaki büyük ağacın altına sık sık gelip ağaçla konuşurdu Deli Şakir. Arada bir yaklaşıp gülümseyerek "Merhaba Şakir abi" dediğimde sevinip baka kalırdı. Ki arkadaşların hepsi "Konuşma şu deliyle" diye tepki gösterirdi. Bir gün Deli Şakir daha hava kararmadan çıkan gökteki ayı gösterip bir şeyler işaret etti. Hemen yanına gittim. Elindeki yaprağı gökteki aya doğru uzatıp bekledi ve bıraktı. Yaprak düşünce "Bu düştü. O niye düşmüş?" diye merak ve korkuyla sordu. "Şakir abi, orada hava yok, yer çekim yok, boşluk orası, boşluk." dediğimde "Niye düşmi o, niye düşmi, niye?" diye tekrar tekrar sorarken bilgi açlığı içinde anlayabileceği bir yanıt bekliyordu.